Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, bugün burada 301 maden işçisinin katliama dönüşen iş cinayeti sonucunda yaşanan olaylarda Yusuf Yelken Alçağ'ın maden işçisini yerde tekmelerken gösterdiği bu vicdansızca, bu hainane, zalimce davranışının protestosunu gerçekleştirmek için Almanya Konsolosluğu'nun önünde basın açıklaması yapıyoruz. Yusuf Yelken ödüllendirme üstüne ödüllendirme yapılarak Almanya'ya konsolosluğu ticari ateşe olarak atanmış. Bugün Almanya'da Alman sendikaları Yusuf Yelken'in Almanya'ya gelmesini ticari olarak ateşe olarak atanmasını protesto ederek eylem yapıyorlar. Almanya sendikaları Yusuf Yelken bu insanlık dışı davranışının hesabını vermeden, faturasını ödenmeden Almanya'ya ticari ateşe olarak atanamaz. Bunun hesabını vermek zorundalar. Bugün burada İSKİBA olarak, Diyatı Sendikası olarak, Bağımsız Maden İşçileri yöneticileri, Sonalı Maden İşçileri, Uzan Makinendiren İşçileri ve Nadirendiren İşçileriyle birlikte bunu protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Şimdi basın açıklamasını konsolosluğun önünde sendikamızın genel başkanı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu yapacaktır. Değerli basın emekçileri, işçisi köle değildir. Maden işçisi köle değildir. Maden işçisi köle değildir. Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bundan tam 7 yıl önce, 7,5 yıl önce daha doğrusu 2014 yılında Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işçi katliamı, iş cinayeti yaşandı. 301 tane Somalı maden işçisi kardeşimiz madenlerde katledildi. Bu katliam sonrası yapılan protesto eylemleri sırasında yine bir maden işçisi arkadaşımız Erdal Kocabıyık isimli kardeşimiz Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevini yapan o dönemde o görev yapan Yusuf Yelken tarafından önce Erdal Kocabıyık maden işçisi yere düşüyor bir polis müdahalesi sonunda. Yere düşen maden işçisi Erdal Kocabıyık arkadaşımızı Yusuf Yelken özel kalemde müşavirlik yapan, özel kalem müdürlüğü yapan Yusuf Yelken tarafından tekmeleniyor. Yani biz Anadolu çocuğuz. Yere düşen insanın tekmelenmesi gerçekten vicdansızlık ve alçaklık. Ama Yusuf Yelken bunu yapıyor, Erdal Kocabıyık'ı tekmeliyor ve o bakımdan da çünkü orada doğal olarak tüm maden işçileri, Somalı işçiler, Somalı halkı bu işçi katliamı, insanlık dışı katliamı protesto etmek amacıyla oradalar ve tamamen demokratik bir şekilde bu protesto hakkını kullanırken bununla karşılaşıyor. Erdal Kocabıyık arkadaşımız, maden işçisi tekmelendiğiyle kalmıyor. Daha sonra tüm yaşamı da alt üst oluyor. Çoluğu ve çocuğu var. İşinden oluyor, ekmeğinden oluyor, yargılanıyor da. Bu kadar Türkiye'nin gelmiş olduğu aşama gerçekten bu olayda da bir kez daha ortaya çıkıyor. Hem bir taraftan gerçekten Soma Maden katliamını biliyoruz. Soma Maden işverenleri Alper Gürkan ve diğer maden patronları tarafından daha fazla kar, daha fazla sömürü amacıyla alınması gereken önlemler alınmadığı için patronların, kapitalistlerin, para babalarının daha fazla kar hırsından dolayı orada 301 tane ekmeği için,
yaşamını devam ettirmek isteyen işçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yaşamından oluyor. Ama dediğim gibi onunla da kalmayarak Erdal Kocabıyık isimli Somalı madenci kardeşimiz Yusuf Yerkel'in bu alçakça bir tekmelemesiyle karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra da tekrardan geri Erdal Kocabıyık yaşamı değişiyor, yargılanıyor. Ondan sonra işinden ekmeğinden oluyor. Şu anda ne yapıyor onu bilmiyorum. Orada Soma'dan gelen bağımsız maden iş yöneticisi arkadaşlarımıza, Somalı işçi kardeşlerimiz anlatacaktır. Şimdi bu Yusuf Yerkel bu tekmeleme olayı tamamen maden işlerine yönelik ve tüm Türkiye işçi sınıfına yönelik bir hakaret. Yani bu davranış dediğim gibi halkımızın yere düşen insan bir de böylesine bir alçakça bir davranışla karşı karşıya kalan, yapan, bunun sorumlusu olan Yusuf Yerkel görevine devam ediyor. Eşi daha yüksek görevlere atanıyor. En son da Yusuf Yerkel Türkiye'yi temsil eden Almanya'da Frankfurt şehrinde ticari ateşeliğe atanıyor. Yani bu aslında iki yönlü var. İki yönü var bu olay. İşçi düşmanlığı yapan, insanlık düşmanlığı yapan birisinin Türkiye'yi temsilen bir başka ülkede görev alması Türkiye adına, Türkiye Cumhuriyeti adına gerçekten utanç verici. Yani işçi düşmanlığı yapan birinin Türkiye'yi temsilen bir başka yerde göreve atanması gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen böyle bir göreve atanması kabul edilemez. Yusuf Yerkel işçiye hesap verecek. Yusuf Yerkel işçiye hesap verecek. Yusuf Yerkel işçiye hesap verecek. Bir de ayrıca dediğim gibi yani böyle bir davranışın sorumlusu olan insanın ödüllendirmeyle böyle bir göreve atanması da kabul edilmez. Yani bir taraftan böylesine yere düşen bir insanı tekmeleyen birinin işte yükselerek Türkiye'yi temsilen bir noktaya gelmesi de kabul edilemez. Önce Yusuf Yerkel, Yusuf gerçekten bu Soma maden işlerine ve tüm Türkiye işçi sınıfına atılmış kendi sorumluluğunun bunun hesabını vermesi lazım. Türkiye işçi sınıfı, maden işçileri bu hesabı herkes soracak. Yani bu madencilerin katliamından, madencilere karşı, işçi sınıfına karşı olan bu tür davranışların hesabının herkes işçi sınıfına, Türkiye işçi sınıfına, emekçi haklarına vermesi gerekiyor. O bakımdan bugün gerçekten şu da aslında bir duyarlılık göstergesi. Alman Sendikalar Birliği, DGB, İlge Metal ve Almanya'daki birçok demokratik kuruluş, işçi kuruluşları, meslek örgütleri Yusuf Yerkel'in Almanya'da böyle bir göreve atanmasını protesto amacıyla eylemler yapıyor. Yani Yusuf Yerkel Almanya'da istenmeyen kişi ilan edildi. O bakımdan ama Türkiye'de gerçekten biz sendik olarak, Nakliyeli Sendikası olarak Somalı maden işçileri kardeşlerimizle beraber, bağımsız maden iş sendikasıyla beraber bu refleksi gösteriyoruz. Yani Türkiye işçi sınıfından da, Türkiye emekçi halkı adına da böyle bir göreve atanmasının kabul edilemezliğini biz de Alman konsolosluğu önünde protesto ederek Almanya'daki DGB'nin, Alman Sendikalar Birliği'nin, İlge Metal'in, diğer sendikaların, diğer halk örgütlerinin göstermiş olduğu bu duyarlılığı hep beraber sahipleniyoruz. Çünkü böylesine davranışlar işçilere yönelik, işçilere kim, işçilere işçi sınıfına yönelik kimin eli kalkarsa, kimin bu tür davranışlar yaparsa işçi sınıfına kalkan eller her zaman kırılır. İşçi sınıfı dünyanın en haklı, dünyanın en haklı mücadelesini verir. Dünyadaki tüm baskı ve sömürü ortadan kaldıracak olan tek sınıftır. İşçi sınıfı dünyanın en adil, en hakkaniyetli sınıfıdır. O bakımdan işçi sınıfına yönelen tüm hakaretler, tüm davranışlar hak ettiği cevabı bu tarihin sürecinde karşılığını bulacaktır diyorum. Ve bir kez daha Yusuf Yerkel Türkiye'yi temsil eden ticari ateşe olamaz. Yusuf Yerkel Somalı maden işlerine ve Türkiye işçi sınıfına atmış olduğu tekmenin hesabını er geç verecektir. Türkiye işçi sınıfı bu hesabı soracak iradesi vardır. Bu hesabı er geç, Yusuf Yerkel bu hesabı vermek zorundadır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu
buradan da Almanya'daki bu duyarlılığı gösteren başta Alman Sendikalar Birliği ve diğer sendikalara, diğer halk örgütlerine buradan dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. Yaşasın uluslararası işçi sınıfı dayanışması, yaşasın internasyonalizm, yaşasın proletarya internasyonalizmi diyorum. Madenciye, işçi sınıfına uzanan eller kırılır. Yaşasın Türkiye işçi sınıfı diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın internasyonel dayanışma! Yaşasın internasyonel dayanışma! Yaşasın internasyonel dayanışma! Yusuf Yerken Almanya'dan dönecek, işçiye hesap verecek! Yusuf Yerken Almanya'dan dönecek, işçiye hesap verecek! Yerken Almanya'dan dönecek, işçiye hesap verecek. Şimdi Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır Başkan seslenecek. Soğuma maden işçisi yalnız değildir. Soğuma maden işçisi yalnız değildir. Soğuma maden işçisi yalnız değildir. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Bugün Yusuf Yerken hakkında biraz da ben bir şeyler konuşacağım. Başkanımız güzel şeyler söyledi. Biraz da ben bir şeyler söyleyeceğim. 2014-13 Mayıs'ında 301 arkadaşımız şehit oldu. O 301 arkadaşımızın şehit olmasıyla beraber, o 301 arkadaşımızın şehit olmasıyla beraber 13 bin madenci dağıldı. O dağılış sebebiyle bu Yusuf Yerken geldi, işçinin birine tekme attı. O tekmeyi şimdi Bağımsız Maden Sendikası kurduk 2018'de. Gelsin de şimdi atsın o tekmeyi. Görelim onun elini, ayağını bir görelim arkadaşlar. Bir de şunu söylüyorum. Direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Direne kazanacağız. İşçiye kalkan eller kırılsın. İşçiye kalkan eller kırılsın. İşçiye kalkan eller kırılsın. Yusuf Yerken aslında bir tane işçiye tekme atmadı. O zamanki Soma'daki 13 bin madenciye attı. O zaman şu andaki 218 bin madenciye tekme attı Yusuf Yerken. Yusuf Yerken tüm emekçilere tekme attı. Gelsin şimdi de atsın o tekmeyi bir görelim. Şu anda Soma'da Bağımsız Madeni Sendikası var. İşçilerin hakkını savunan sendika var. İnşallah bir gün gelir de Soma'ya düşer. İnşallah gelir. Ben gelmesinden taraftarım. İşçiler hep beraberdir. Mücadelesini hep beraber yapacak. Yusuf Yerken gibi arkadaşlara da şöyle de bir şey daha söylüyorum. Türkiye şu anda devletimiz, hükümetimiz şunu yaptı. O arkadaşımıza 6000 euro maaş veriyorlar Almanya'da. Ama işçisine 2500 lira maaş vermeyi şey görüyorlar, bizlere layık görüyorlar. Birine 6500, tekmatan 6000 euro veriyorlar. Ama işçisine de 2500 lira para veriyorlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Maden işçisi köle değildir. Maden işçisi köle değildir. Maden işçisi köle değildir. Bağımsız Maden Sendikası Örgütlenme Sekreteri Çetin arkadaşımız da seslenecek. Bu arkadaşlarımız Soma maden işçisidir. Soma'dan buraya Almanya konsolosluğuna basın açıklamasına katıldılar. Evet, merhaba arkadaşlar. Soma'dan size birçok selam getirdik. Ama Yusuf Yerken kişisi maalesef madenci üzerinde çok büyük bir olumsuzluk yapmıştır. Biliyorsunuz ki 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da büyük bir cinayet işlendi. Bu cinayet esnasında Soma'nın her caddesinde, her sokağında, her evinde ağıtlar yakılırken
bir işçi arkadaşımız yere düşürülmesi sonucu Yunus denilen kişi geldi bu madenci arkadaşımızı tekmeledi. Burada sadece o tekme işçi arkadaşımıza atılmamıştır. Tüm işçi sınıfına atılmıştır. Bunu cezalandırılması gerekirken Almanya'da 6.000 euro karşılığında maaş bağlanıp Soma'daki maden işçisini 2.500 lira emekli maaşı gören sisteme lanetliyoruz, kınıyoruz. İşçiye tekme atan kişi bugün 6.000 euro maaş bağlanırken ödüllendiriliyor. Tekme yiyen maden işçisine 2.500 lira emekli maaşı bağlanmasını hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Şiddetle kınamaya devam ediyoruz. Soma'da bağımsız maden sendikası olarak maden işçisine her daim yanında olduğumuz gibi işçi sınıfına kalkan her türlü eli kıracağımıza sözümüzü veriyoruz. Teşekkür ederim.